Merhaba çiçek severler. Bugünkü çiçeğimizin adı kalanço çiçeği. Bu çiçekler genellikle bol çiçekli olmasıyla tanınır. Ayrıca Crassula ailesindeki yaklaşık 125 tropikal çiçekten etli çiçekli bitki türünün bir cinsidir. Bu bitki turuncu, pembe, beyaz, sarı gibi renkte açan çiçekleriyle evlere yakışan en güzel bitkilerden biridir. Sukulent ailesine aittir. Bakımı çok kolay olmakla birlikte yine de dikkat edilmesi gereken bazı özel noktalar vardır. Tombul ve parlak yaprakları ile gösterişli bir ev ve ofis çiçeği olan kalanşonun demetler halinde öbek öbek çiçekleri bulunur. Sukulent türlerinin genel özelliği olarak kırılan dalları ve yaprakları yeniden yetişir. İsmini de bu özelliğinden almıştır. Kalanşo bitkisinin salon çiçeği olarak tercih edilmesinin sebeplerinden biri de az yer kaplamasıdır. Uzadıkça uzayan yaprakları yoktur. Boş çiçekleri ve minik yaprakları vardır. Hemen hemen her ortama ayak uydurabilir ve dekorasyonu tamamlayabilirler. Kalanşonun çiçekleri zarif, yaprakları ise etlidir. Sulu yaprakları onun besin deposudur ve zor koşullarda hayatta kalabilmesini sağlar. Aydınlık ve havadar ortamları severler. Eğer ev içerisinde bakacaksanız mutlaka düzenli havalandırılan bir oda tercih etmelisiniz. Ayrıca ısıtıcı kaynaklardan uzak bir noktada bakmalısınız, kalorifer soba gibi. Aydınlık ortam olarak filtrelenmiş bir gün ışığı tercih etmelisiniz. Direkt gün ışığından hoşlanmayan bu çiçek ayrıca fazla suyu da sevmez. Kalanço çiçekleri sonbahardan başlayıp yaz başına kadar çiçek açabilir. İlkbahar başlarında hızlı bir şekilde büyümeye başlar ancak yaza doğru gelişimi yavaşlar. Bu yavaşlamanın sebebi sıcakların artmasıdır. Yaz bitimine doğru sıcaklar kendini geri çekerken gelişimi yeniden hızlanır ve tomurcuk üretmeye başlar. Kalanço'da toprak, kumla birebir karıştırılmış funda ve bahçe toprağı en uygunudur. Ancak normal torf karışımı bir çiçek toprağı da kullanabilirsiniz. Çok suyu sevmediği gibi düzenli sulama yapmanız gerekli. Ayrıca kuruyan çiçekleri de budamanız bitkinin sağlıklı gelişimi açısından çok önemlidir. Çok soğuk ve çok sıcak ortamlarda bakım yapıldığında bitkiyi kaybetmeniz söz konusu olabilir. Bağışıklığı düşük bir bitkidir. Bu nedenle kısa sürede unlu bit gibi hastalıklara yakalanmaya müsaittir. Eğer bitkiniz hastalanırsa mutlaka bitki saksıdan çıkartılmalı ve köklerinde olan toprak temizlenmeli. Gözle görülen yerler pamuk yardımıyla temizlenip bitki Arap suyuyla ya da unlu bit için hazırlanmış satılan ilaçlarla dezenfekte edilmelidir. Yeni saksıda yeni toprakla dikimi gerçekleştirmeli ve toprağın en üstüne toz tarçın serpilmelidir. Çok yıllık bir bitki olduğundan temel bakımını yaparak uzun yıllar yaşamasını sağlayabilirsiniz. Uygun bir ortamda yeteri kadar sulanarak bakılan kalanço kendi kendine idare edebilir. Buna ek olarak toprağın gerekli bakımlarını yapar ve bitkinin konforuna biraz daha önem verirseniz oldukça bereketli çiçekleri olan kalanşonuz olabilir. Kışın kapalı mekanlarda yetiştirmek için 10-12 derece arasındaki sıcaklık yeterlidir. İki sulama arasındaki toprağın iyice kurumasını beklemek gerekir. Nem ihtiyacı olmadığından bakımı diğer saksı bitkilerine göre daha kolaydır. Çok fazla soğuk ve sıcak yapraklarına, köklerine zarar verir. Hava akımlarından ve cereyandan kolay etkilenir. Bu sebeple pencere ve kapı önlerinde bulundurmamak gerekir. Kalanço bitkisinin boyu fazla uzamaz. Solan çiçeklerinin bitki üzerinde durması, besinlerini boşuna harcamasına sebebiyet verir. Kalanço'nun çoğaltılmasına gelince, çiçek açması durduktan sonra Mayıs ayında saksısı değiştirilir, çelikle kolayca çoğaltılabilir. Kesilen dallar birkaç gün bekletilir, dikilmeden önce ve tutması için az sulamak gerekir.
Sularken saksının her yerine eşit ölçüde su dökülmelidir ve oda sıcaklığında olmalıdır. Yılda bir kere vitamin verilmeli, bulunduğu yerden başka bir cisme temas ettirilmemelidir. Hemen hemen her mevsimde bir dalı kırılarak çoğaltılabilir. Kırılan dal veya yaprak suda bekletilerek ya da direkt toprağa dikilebilir. Yapraklarının dikim esnasında ve köklenene kadar su kaybetmemesi açısından bir streçle saksıyı kaplarsanız ya da bir poşet geçirirseniz şeffaf, daha rahat köklenmesi olacaktır. Sevgili çiçek severler, bu rengarenk güzel çiçekleri olan kalanşonun bakımını dilim döndüğünce sizlere anlatmaya çalıştım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma hala abone olmadıysanız abone olmanızı rica ediyorum. Bildirimleri açmanızı, yapmak istediğiniz bir yorum varsa da hiç tereddüt etmeden yorumlarını yazmanızı umut ediyor ve sağlıcakla kalmanızı Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Allah'a emanet olun.